LGS'ye son 46 gün bir anda bize yeniden gökten zaman inmiş oldu. Son 33, son 32 diye gidiyorduk. Bir anda sınav birkaç gün daha ötelendi. Bu bizim için bir avantaj. Zaten önümüzde 4 tane avantaj vardı. Sadece birinci önem konuları vardı. Ee, ve aynı zamanda kontenjanlar artırılmıştı. Evdeydik çalışabiliyorduk. Son bir avantaj daha geldi. Hadi bakalım artık çalışalım ve şu işi halledelim. Çaba ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur demiş Pierre Cornell. Ama yazım hatası yapmış. Sesan olduğu yerde virgül olmaz. Gerçekten de çabamızı daha da artırmalıyız arkadaşlar. Günde 5 saat çalışmayı planlıyorsak artık 6 saat çalışmalıyız. Niye hocam? Zaten sınav ötelendi. Hayır. Madem sınav ötelendi o zaman biz de daha iyi bir liseye, daha iyi bir Anadolu sesine, daha yüksek bir fen lisesine gidebiliriz. Çalışalım ve bunu başaralım. Günün yorumuna baktığımızda oyun gezegeni Mürsel 527 beğeni almış. Arkadaşlar yorumumu hiç tutmadı. Lütfen bir like atın. Kaçıncı yazışım şuradan geçerken ne olur bir like atsanız demiş. Resmen like isteğinde bulunmuş ve Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin demiş. Bakalım. Eklemek istediğiniz sorular ya varsa Ümitsizin ardından nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneş, güneşler var diyerekten yine sözünü eklemiş. Şimdi canım ders çalışmak istiyor ama masanın başına oturunca kalkasım geliyor. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar canınız ders çalışmak istiyorsa ve masanın başına oturunca kalkasınız geliyorsa demek ki esasında canınız ders çalışmak istemiyor. Niye? Çünkü çalışmak isteyen bir öğrenci oturur ve masadan kalkmaz. Eğer masadan kalkmasına sebebiyet veren şeyler varsa onları temizler. Yani telefonu yanında olduğu için, gürültülü bir ortamda olduğu için, doğru bir çalışma masasında olmadığı için. Veyahut da deli gibi yemek yiyerek oturduysa iftardan sonra e tabii ki çalışamaz. veya yorgun bir şekilde oturduysa tabii ki çalışamaz. Dolayısıyla mutlaka bedensel e, rahatlığımızı sağlamamız lazım. Nedir o? Mutlaka uykudan uyanıp geldiğimiz anlarda böyle aralarda kesirebiliriz. Derse oturmamız lazım. Veyahut da çok ağır bir yemek yiyerekten oturursak bu da olmaz. Hafif bir güzel böyle rahat bir yemek yiyerekten oturmamız lazım. Üçüncüsü, ikincisi daha doğrusu Ortam rahatlı. Ortamımız çok düzgün olmalı. Yani ortam dağınıksa, yanında telefonlar, gürültüler, televizyonun sesi arkadan geliyorsa bu ortamda da ders çalışamazsın. Bu aralar hep branşlarımızı çözüyorum. Sizce doğru mu? Doğru. Şu an 410 puandayım. Günde 175 soruyla kaç puan yükseltebilirim? Burada 440'lara, 450'lere yükseltebilirsin. Fen'in DNA ve genetik kod konusu zorlanıyorum. Ne yapmalıyım? Konuyla alakalı videolarımızı izle ve ardından da örnek sorulara bakıp testler çöz. Kendimi hep motive ediyorum ama bu aralar çok sıkıldım. Ders çalışasım gelmiyor. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar Hedefinize çok yaklaştınız. Milliyetin bakanlığı daha size ne yapsın? Yani geçen bir yorumda gördüm. Bari cevapları da versinler demiş. Artık lütfen biraz daha çalışın. Biraz daha gayret gösterin ve başarın. Diğer türlü ya ümitsizliğim var. İşte çalışasın gelmiyor deyip bırakırsanız ne olacak? Diyelim ki bıraktınız. Ben çalışmıyorum arkadaş. Bırakıyorum ya. Ne kazanacaksınız? Şu son bir yaşta ne yapacaksınız? Zaten sokaktan dışarı çıkamıyorsunuz. Zaten her yer kapalı. E ne diye çekeniz? Oturun bari ders çalışın. Sıkı sıkıya bu zamanı çok iyi değerlendirin. Sahur vakitleri çalışmak verimli mi? Evet. Bu sene LGS mat sizce nasıl olur? Zor mu? Tabii ki sınav her sene öğrenciye girdiği zaman zor geliyor. Hiçbir öğrenci sınavdan çıktığı zaman oh be çok kolay demiyor. Siz de sınavdan çıktığınızda zordu diyeceksiniz. O yüzden şimdiden sıkı sıkıya çalışın. Ama sınavdan birkaç gün sonra baktığınızda aa ben bunları yapabilirmişim ya. O kadar da zor değildi diyebilirsiniz. Matematik yeni sorular çözüyorum. Sonuçlarım iyi ama denemelerde zorlanıyorum. Bunun sebebi ne? Çünkü denemeyi deneme gibi çözmüyorsundur. Denemeyi deneme gibi sabahleyin erken saatlerde veyahut da uykudan uyandığında düzgün bir ortamda sessiz bir şekilde yanında telefonun kalemin silgin falan yani telefonun olmadan düzgün bir şekilde çözersen zorlanmazsın. Hocam konuyu anlıyorum ama yeni sorularda bazen zorlanıyorum. Bu olabilir. İlk başta temel sorulardan başlayabilirsin. Hocam LGS sonra memlekete gitsem oradan online tercih yaptım okula kayıt yapabilir miyim? Yapabilirsin. Kırşehir Sosyal Mühendisliği'ni tanıtırız. Hafta kaç genel deneme çözmeliyiz? Hafta en az 3-4 deneme çözmelisiniz. Çalıştıktan sonra hiç verimli olmamış gibi hissediyorum. Bu neden oluyor? Bu arada hafta sonu online deneme sınavımız var. Ona da mutlaka kaydolun arkadaşlar. Online LGS'miz var. Onu da duyurusu şurada. Bir yerde ben göstereyim onu da. Hafta kaç genel deneme çözmeni izlemişsiniz ya oradan aklıma geldi. Şuradan göstereyim. Bakın. Tonguç online. De, ha buradayım. Tamam gösteriyorum. Bakın. Özür dilerim. Canlı yayın gibi oldu. LGS denememiz var. Bu cumartesi günü saat 12.10'da birinci oturum. 13.40'da da ikinci oturumumuz var. Pazar günü de uzaktan eğitim tekrar sınavımız var. Şimdi... Ee, çalıştıktan sonra hiç verimli olmamış gibi hissediyorum. Bu neden oluyor sizce? ...buna hiç üzülmeyin arkadaşlar. Çalışmışsın ya, gerisi yeterli. Sen görevini yapmışsın, tevekkül et. İnşallah çok iyi olacak. Sınava girdiğinde de böyle olacak. Acaba ben sınava girmeden beş dakika önce... ...eyvah her şeyi unuttum mu diyeceksin. Ama sınavda birkaç tane doğru yaptıktan sonra... ...her şey tıkır tıkır gelecek. Sözleri fulledikten sonra matematik efendi... ...440 puan için kaç net gerekir demiş. Şimdi arkadaşlar, sözeli fulledikten sonra... ...matematik efendi... ...mutlaka soruların zorluğu da önemli olmak üzere... ...eğer siz e, fende... 18 sorunun üstüne çıkıyorsanız, matematikte 15 soru civarında yapıyorsanız 440'tan bile fazla puanlara ulaşırsınız. Sabah kalkıp 5'te çalışmak mı verimli, gece mi? Arkadaşlar sizin için hangisi uygunsa onu deneyin. Eğer iftardan sonra birazcık dinlenip ağır bir yemediğiniz yemekten sonra çalışabiliyorsanız bunda sıkıntı yok. Ya da sabah erken kalkıp çalışıyorsanız bu da değerli. Esasında alıştığınız zaman hepsi halledilebiliyor. Yeter ki kendinize alıştırın. Sabahta kalkmak verimli, akşamda çalışmak verimli. Sadece şu önemli uyuyup uyanmanız lazım. Yani şöyle diyelim ki şu bir gününüz olsun tamam mı? Şurası uyuduğunuz an. Şurası uyuduğunuz an. Tamam mı? Burası uyku anı. Normalde uyku. Hep burada uyuyorsunuz normalde. E geriye kalan bu turuncunun haricinde uyku uyumadığınız alanların arasına da bir tane şöyle küçük bir uyku alanı koymanız lazım. Burada da bir uyku. Hatta buna biz Kestirme de Küçük bir kestirme koymanız lazım. Bu kestirme olursa şu işte ders çalıştığınız anlar, şu an aralar, buralarda çok ciddi bir şekilde verim kazanır. Devam edelim. Ee, soru çözerken aklın başka yerlere gidiyor, boş yerlere resim falan çiziyorum, ne yapmalıyım? O zaman e, aklının başka yerlere gitmeyeceği şekilde kendi önüne koy, çalışacaklarını koyduktan sonra dikkatli bir şekilde onlarla alakalı kendine alarm kur. Yani her 20 dakikada bir çalıştım mı, çalıştım mı diye alarmlar kurabilirsin ve yani çalışmadan da masadan kalkma. 250 puandan 350 puana çıkılır mı? Çıkılabilir. Sınava kendi kalemizi götürebilir miyiz? Onu Milli Eğitim Bakanlığı karar verecek. Şu anda götürebiliyorsunuz. Onunla alakalı farklı bir gelişme yok. Fen netlerim normalde 17-18 net ama örnek sorularda çok yanlışmış gibi. Ne yapmalıyım? Örnek sorular çok önemli. Oradaki soruları çok iyi çözmeniz lazım. Örnek sorularda hata çıkmayana kadar bilgini artır. Ee, şu tarafa geçiyorum. Matematik netim 12-13 nasıl yükseltebilirim? Burada da yine örnek soruları çözebiliriz. LGS sorularına bakabiliriz. Ve temel orta sınav tarzı sorularla netlerimizi yükseltebiliriz. Süreç olarak çözerekten. 475-485 puandan 500'e çıkılır mı? Tabii ki çıkılabilir. Zaten 485'e gelmişsin. Yeni denemeler çıkacak mı? Evet geliyor arkadaşlar. Pomodoro tekniğiyle ders çalışma videosu çeker misiniz? Çekiyoruz. Ee, birlikte çalış videolarımız var. Onları izleyebilirsiniz. Matematik 4 netten 13'te de çıkma ayrıntılı video gelse buna bakalım arkadaşlar. Bunu ben not alayım şöyle. Günde bir genel deneme 50 soruyla kaç puan artırabilirim? Günde bir genel deneme 50 soruyla e, sınav süresi uzatıldığı için 20-30 puan artırabilirsiniz. Toz veya deneme yaparken aklım telefona gidiyor. Telefon annem ne yapmalıyım? Gitmesin. Test veya deneme yapar. Tost diyorum ben de. Acıkmışım yani de. Test veya deneme yaparken aklın telefona gitmemesi lazım. Unutmanız lazım. Gereksiz uygulamaları silin artık. Telefonunuz sadece bir iletişim aracı olmalı. Oh şu var, oh bu var, eyvah buradan oldu falan diye takip ederseniz tabii ki zihninizi alır. Matematiği iyi olan veya 20 neti olan puanı 445 olan birisi LGsi fulleyebilir mi? matematik matematiği 20 neti olan ve 445 olan biri legacy'yi fullleyebilir. Çünkü matematik en zor kısım. Matematiği fullleyebiliyorsan diğer hepsini fullleyebilirsin. Yeter ki şu telefonu bırakın arkadaşlar. Telefon sizin zaten sizi oyalamanız için gel buraya oyalayayım seni başarılı olama. Sen güçlü olama. Sen akıllı olama diye seni oyalamaya çalışan bir cihaz. Ona dikkat edin. Matematik denemelerinde 10 doğru 10 yanlış gör. Ne yapmalıyım? O zaman yanlışlarını azalt. 3 yanlış bir doğru götürecek. Buna dikkat et. Konya Lisesi'ni tanıtır mısınız? Evet. Psikiyatristik için hangi liseye gitmek lazım? Herhangi bir liseden de Psikiyat olabilirsin, düz liseden olabilirsin, fen lisesinden de, anadolu lisesinden de. Bunun için illa fen lisesine gitmene gerek yok. Hocam ben futbol oynuyorum ve e ama psikiyatristlik diyor. Psikiyat, psikologluk demiyor. Psikiyatristlik, tıp okuman lazım. O yüzden fen lisesi biraz daha avantajlı tabii. Ama fen lisesine gitmeden de başarılı olabilirsin. ''Hocam ben futbol oynuyorum ve lisansım var. Sizce spor lisans ekipmeni miyim?'' Olabilir, mantıklı ama futbolculuktan ziyade mutlaka kolunda bir bileziğinde olsun. Yani süper oynuyorsan ayrı ama normal oynuyorsan, lisansına varsa yani 30 yaşından sonra maalesef futbolculuk yapamıyorsun. Denemelerde puanım çok değişiyor. Birinde 380, 460. Bu nasıl düzeltebilirim? Konu eksiklerini bitirdikçe ve iyi bir ee, düzen oturttukça, denemeleri tam dikkatli bir şekilde çözdükçe denemelerde düşük puanlar olmayacak. Hep yüksek alacaksın inşallah. Puanım 460 günde 270 soruyla kaç puan yükseltebilirim? Günde 270 soru çok sıkıcı diyor. Ee, çok ciddi yükseltebilirsin. 460'tan 480, 490'lara bile çıkabilirsin. Puanlarınız düşük ama hala düzeltmek için şansınız var mı? Tabii ki de var arkadaşlar. Adamlar sınavı biraz daha ötelediler. Biraz daha çalışsınlar, biraz daha da başarılı olsunlar istiyorlar. O zaman sizler de bu fırsatı kaçırmayın. Günlük kitabına baktığımızda Modern Klasikler dizisinde Stephen Zweig'in Ay Işığı Sokağı'nı okumanızı tavsiye ediyoruz. Ve günün okuluna baktığımızda Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi 6.67 ile alıyor. 25 öğrenciden 16'sı tıp kazanmış. Gerçekten çok mükemmel bir okul. Günün kaynağı LGS son tekrar setimizi mutlaka çözmeyediyseniz çözün arkadaşlar. Burada hem Türkçe hem matematik hem fen hem de İngilizce dinle alakalı 4 tane özel kitap var. Tüm konuları bir kez daha hızlı bir şekilde tekrar etmenizi sağlayacak. Ödüllü soruya yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden iyi çalışmalar arkadaşlar. Artık LGS'nin bizden kurtulma şansı kalmadı.